Merhabalar, sayfama hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik ama bu sefer gerçekten çok pratik bir pasta tarifi vermek istiyorum. Milföy hamuruyla ve vanilyalı pudingle yapılıyor. Aslında Fransa'nın meşhur bir pastası, milföy pastası. Yani Fransa'da yaşayanlar bileceklerdir. Gereken malzemeler milföy hamuru gerekli. Ben 3 kat yapıyorum. 3 kattan oluşuyor milföyümüz. Ben hazır paket aldım. Şu şekilde Fransa'da yaşayanlar için. Buradakiler yuvarlak, böyle büyük oluyor milföy hamurları. O yüzden benim pastam yuvarlak şekilde olacak. Ama normal küçük kare milföylerle de yapılabilir. Sadece pişirme tekniğini göstereceğim birazdan. O şekilde pişirirseniz sonuç aynı olacaktır. Fırın tepsime koydum hamurumu. Fırınımı da ısıttım arkadaşlar. 180-200 dereceye. Zaten çabuk pişen bir şey. O yüzden dikkatli olalım. Çatalla delikler atıyorum ki kabarması daha az olsun. Hamurum hazır gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine tekrar bir yağlı kağıt koyacağım. Ve onun üzerine ağırlık olması için de milföyümüz minimum kabarma yapsın diye, ki eşit pişsin yani, umarım anlatabilmişimdir. Çünkü üzerine ağırlık koymazsak milföyümüz kabararak pişecektir. O da istediğimiz bir görüntü değil. Yani böyle ortalık koymaya çalışıyorum. Ve ısıtılmış fırına veriyorum. Alt üst kızarana kadar. Tepsimizi hiç kaldırmıyoruz. 180 derece ısıtılmış fırına veriyorum arkadaşlar. Alt üst kızarana kadar pişecek. Ve bu işlemi diğer iki hamurum için de yapacağım. Teker teker pişireceğim hamurlarımı. Şimdi kremasını hazırlayacağım. Milföylerin pişesiye kadar. Ben yine hazır pastacı kreması kullanıyorum. Pudingimizin özelliği vanilyalı olması. Yani yoğun vanilya aroması olması gerekiyor. 1 litre süte 2 paket kullanıyorum. Çünkü kremamız bol olması gerekiyor. Yani pudinginizi paketin üzerindeki yazdığı şekilde pişirin. Pudingim pişti arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi milföylerin pişesi, bu biraz soğuyacak ve kıvam alacak. Şu an biraz cıvık. Ama sorun değil, çünkü biraz soğuyunca olması gereken kıvama gelecek. Birinci milföyüm pişti arkadaşlar. Üzerindeki tepsiyi aldım. Kolaylık olsun diye. Gördüğünüz gibi ortası dümdüz bir şekilde pişti tepsimizin sayesinde. Kenarları kabardı. Şimdi bu şekilde kızarması yeterli. Diğer iki hamurumu da pişireceğim aynı bu şekilde. Evet, hamurlarım üçü de pişti arkadaşlar. Kremam da kıvam aldı. Soğudu. Şimdi nasıl şekil vereceğimi göstereyim. Tabii siz kare milföylerle yaptıysanız bu işleme gerek yok. Benim milföyün kenarları kabardığı için, ben düzgün bir şekil olması için şöyle kelepçeli kalıbımı kullanıyorum. Hazır. Ama dikkatli olun, çünkü milföy hamuru çok hassas. Servis tabağıma alacağım. Ama ilk önce kenara koyuyorum. Çünkü üçünü de kesmem lazım ki kelepçeli kalıbımın içerisine oturtturacağım daha sonra. Şimdi diğer hamurlarım da içinde aynı işlemi yapacağım. Evet, şimdi ilk hamurumu koyacağım kelepçeli kalıbımın içine. Servis tabağıma direkme. Dikkatli oluyoruz çünkü dediğim gibi çok hassas, kırılmaya meyilli bir hamur. Evet, birinci katımızı koyduk. Şimdi kremamın yarısını dökeceğim. Evet, bol kremalı gördüğünüz gibi. Şimdi diğer katları da koyacağım. Artık son katını koyuyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi üzerinin sosunu yapacağız. İlk olarak 50 gram sütlü veya bitter çikolata. Ben sütlü çikolata kullanıyorum. Böyle biraz küçük küçük doğradım ki erimesi daha kolay olsun. Bunu buzdolabı poşetine koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir kenara topluyorum. Düğümlüyorum. Yani güzelce kapatmış oldum. Şu şekilde mikrodalgada eriteceğim ve daha sonra şu ucunu incecik makasla keseceğim. Neden bu işlemi önce yapıyorum? Çünkü üzerine koyacağım beyaz sos beklememesi lazım. Yani çünkü çok çabuk donan bir şey. O yüzden çikolatam hemen hazır olması lazım yanı başımda. O yüzden şimdi çikolatamı eritmekle başlıyorum mikrodalgada.
Evet, çikolatam hazır, gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvamda eridi. Bunu hissedebilirsiniz elinizle. Şimdilik kesmiyorum ucunu, tel yaparken keseceğim. Kaseme yaklaşık 1 su bardağı pudra şekeri koydum. Ve üzerine çok az kaynar süt ilave ederek karıştırıyorum. Pürüzsüz beyaz bir kıvam alasıya kadar azar azar ekliyorum. Birden eklemeyin. Çok az yeterli oluyor çünkü. Ve hızlı bir şekilde karıştırıp şekerin erimesini sağlıyoruz. Evet, beyaz kısmım hazır. Evet, artık pastamın üzerine beyaz kısmını karışımı döküyoruz. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam var. Rengi beyaz. Sütünüzün kaynar, yani çok sıcak olması yeterli. Şeker çok çabuk eriyor zaten öyle olunca. İşte sadece bunu yaparken biraz hızlı olmak gerekiyor. Çünkü şu beyaz sos dediğim çok çabuk donan bir şey. Her yerine yayıyorum. Evet. Çikolatam da erimişti dediğim gibi. Ucunu çok az kesiyorum makasla. Ve şeritler çiziyorum. Beyaz sosumuzun kurumasına izin vermeden şu şekilde yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya bir kürdan ile çizikler yapıyoruz. Böylelikle desenimiz oluşmuş olacak. Evet, pastam bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi buzdolabına kaldıracağım biraz. Evet, pastam buzdolabında dinlendi biraz arkadaşlar. Şimdi dilimleyip size içini göstermek istiyorum. Çıtır çıtır. Gördüğünüz gibi içi de böyle. Evet, pastamın dilimlenmiş halinde böyle arkadaşlar. İçini görebiliyor musunuz? Çıtır çıtır kremasıyla. Çok lezzetli bir pasta yani. Kolay olduğuna aldanmayın. Çok lezzetli oluyor. Siz de mutlaka yapıp tadına bakmanızı tavsiye ederim yani. Evet, bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve henüz kanalıma abone değilseniz diğer tariflerimden de haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.